Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz KBB Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yıldırım Ahmet Beyazıt. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam özellikle çocuklarda, erişkinlerde de olabiliyor tabii ki. Doğuştan ya da sonradan olan hakikaten işitme kayıpları çok ciddi bir problem. Kokleer implant nedir? Biraz bahseder misiniz? Kokleer implant, işitsel implant teknolojisinin bir parçası aslında. Yani değişik derecelerde işitme kayıplarında farklı yöntemlerle duymanın tekrar rehabilite edilmesi, restore edilmesi yöntemleri var. Kokleer implant da bunun bir parçası olarak neredeyse sağırlık derecesinde olan işitme kayıplarında cerrahi yöntemle takılan elektronik bir protez. Tabii bu bir süreç. Tanı, cerrahi müdahale ve sonrasındaki rehabilitasyonu kaplayan bir süreç. Ve hastalar, bu tür ameliyat adayı olan ve ameliyat olan hastalar, ameliyat olduktan sonra iş bitti şeklinde bir durum yok. Çünkü bunların ömür boyu takibi yine yapılması gerekiyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, takılan cihaza ait problemler olabiliyor zaman içerisinde. Cerrahi müdahale yapıldıktan sonra tabii bir süreç devam ediyor. Bu süreçte cihaza ait programlamalar, hastanın rehabilitasyonu bunlar zaman gerektiren şeyler. Ve ömür boyu kullanıcı oldukları için bu kişiler implantlarını ömür boyu bir şekilde bizlerle irtibat halinde olması gereken bir grup hasta. Hocam kokleer implant dediğinizde kulak içerisindeki o kemik yapılarının yerine yeni şeyler mi yoksa dışarıdan kullanılan kulak apareyi mi aslında bahsettiğiniz şey? Şöyle, kulakta salyangoza benzeyen bir iç kulak yapısı var. Burası mekanik enerjinin, ses enerjisinin elektrokimyasal enerjiye dönüştüğü bölge ve buradan da işitme siniriyle beyindeki merkezlere aktaran trafo diyelim bir şekilde veya çip diyelim. Bu çipteki bir bozukluk olduğu zaman bunun yerine bir şey koymak gerekiyor. Biz bu bölgeye bir elektrot yerleştiriyoruz. Bu elektrot sayesinde gelen akustik uyaranlar elektriksel uyaranlara çevrilip işitme sinirini aktive ediyor ve duymayı gerçekleştiriyor. Cerrahide bu salyangozun içine bir tür elektronik protez yerleştiriyoruz, elektrot yerleştiriyoruz. Bunun bir işlemcisi var. Kafatası kemiğinin altına o işlemciyi yerleştiriyoruz. Tabii dışarıdan gelen sesi toplayıp bu işlemciye aktarmak gerekiyor. Bunun için de bir dış parça gerekiyor. Dış parça mikrofonla sesi alıyor. Bunu farklı mekanizmalarla içerideki parçaya aktarıyor. Cilt üzerinden mıknatıslı bir tutuş mekanizması var içeride. Ve daha sonra içerideki parça duymayı gerçekleştiriyor. Burada tabii en çok sorulan sorulardan birisi şey, bu niye komple gömülmüyor içeriye? Şimdi komple gömülü sistemler bazı işitsel implantlarda mevcut aslında. Ama bu teknoloji biraz daha zaman istiyor bu konuda gelişimler için. Kokleer implant açısından da aynı şey geçerli. Buradaki en büyük handikaplardan birisi enerji. Uzun ömürlü pil teknolojisi geliştikçe o zaman muhtemelen komple gömülür hale gelecek bu teknik kokleer implantlarda. Peki hocam, birçok yöntem de var dediniz. İşitme cihazları var, işitme implantları var, birçok da yöntem var. Tabii. Sizler bu kokleer implantı kimlere öneriyorsunuz? Hı-hı. Hangi tip hastalar? Yani belirli bir kriterleri var mı? Tabii. Yani kulak sinirleri tamamen neredeyse tama yakın gitmiş, normal işitme cihazından ve klasik cerrahi yöntemlerden fayda görmeyen hastalarda kokleer implant gerekli. Tabii bunun için de kokleer implant bazen kokleer implant da yeterli olmuyor. Çünkü koklea yani salyangoz yapısı veya kulak işitme siniri gelişmemiş oluyor veya tahrip edilmiş oluyor. O zaman da kokleer implant yerine beyine takmak gerekiyor implantı. Ama genel manada bakarsak sağır ve başka yöntemlerle tedavi edilemeyen kişilerde bu doğuştan olabilir, sonradan olabilir. Kokleer implant güzel bir teknoloji. Bu
tamamen sinir kaybı olan, işte hiç duymaz denilen hastalar oluyor bazen, duyuyoruz çevremizde de. Onlara da etkisi oluyor mu hocam? Kulak siniri yoksa, ya yani işitme siniri yoksa, ki bu doğuştan oluyor genelde, veya daha sonra bazı tümörler vesaireler bu sinirin yok olmasına, tahrip olmasına neden olabiliyor. Böyle durumlarda kokler implant ne yazık ki takamıyoruz çünkü işletici bir şey yok, sindir yok. O zaman da öyle durumlarda beyne takmak gerekiyor. Beyindeki işitme çekirdeklerine implant takmak gerekiyor. Kokler implanta benzer ama olay kulakta değil, beyin içerisinde gerçekleştirilen bir müdahale haline geliyor. Peki hocam, hiç duymaz denilen bir kişi bu tip bir teknolojiyle, bu tip bir yöntemle duyabiliyor mu gerçekten? Kokler implant açısından evet. Soruyorsanız, zaten hiç duymaz denen kişiler bu teknoloji sayesinde artık duyar hale geldi. Bu özellikle son 20 yılda ciddi şekilde ivmelenen bir süreç, kokler implant teknolojisi. Bu yüzden artık eskisi gibi sağır dilsiz kişileri az görüyorsunuz. Evet. Bunun nedeni kokler implant, çünkü duyma, duyduğunu anlama ve bunun konuşmaya yansıması kokler implant sayesinde gerçekleşebiliyor. Tabii burada optimum bir süre var. Biz genelde 1 yaş civarında doğuştan olanlarda bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. 1 yaş civarı, 1-3 yaş diyelim, hatta bir esneklik sağlayalım. Böyle durumlarda bu ameliyat gerçekleştirilen ve implante edilen ve her şey altyapısı uygun, süreçlere uygun şekilde devam eden hastalarda yolda görseniz anlamazsınız implantlı olduğunu. O şekilde iletişim yani kurabilirler. Harika bir şeyden bahsediyorsunuz hocam. Hocam şimdi şöyle, yeni doğan bir çocuk olduğunda hemen direkt olarak işitme testi yapılır biliyorsunuz, rutin olarak. Bu işitme testlerinde yüzde kaçtır Türkiye toplumunda ki duymama oranı ve bu hastalar direkt olarak sizlere başvuruyorlar ve süreç nasıl işliyor? Bütün doğan bebekler işitme açısından taranır. Ülkemizde de aşağı yukarı %98 neredeyse taranıyor bebeklerin. Dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir tarama oranı Türkiye'de. Bu ciddi bir şey. Taramada işitme kayıplı yakalanan bebekler tabii gönderiliyor. Oranlarsak aşağı yukarı her 1000 tane doğan bebekten ortalama 4'ü işitme kayıplı doğuyor. Hı hı. Bunların bu 4'ü tabii sağır derecesinde olmuyor. Bunların aşağı yukarı 2'si sağırdı. Yani 1000 tane bebekten 2 tanesi ameliyat adayı. Ülkemizde ortalama yılda 1 milyon bebek doğuyor. 1 milyon bebeği oranlarsak neredeyse yılda en az 2000 yeni aday çıkıyor implant adayı her yıl. Bu sadece yeni doğanlar. Sonradan olanlar, ileri yaşta olanları da katarsak, yani her yıl ortalama bizim ülkemizde 4-5 bin civarında bir aday beklentimiz var bu müdahale için. Peki hocam, kokleer implant ameliyatı süreci nasıl geçer? Ve ameliyattan sonra hemen bu uygulamayı yaptığınız hastalarınız duymaya başlar mı? Çünkü mucizevi bir şeyden de bahsediyorsunuz bir taraftan. Bir de bu taraftan da bilgi verebilirsiniz. Tabii. Yani hasta geldi, tanı kondu, cerrahi müdahale planlandı. Bugün ameliyat olduğunu farz edelim. Ertesi gün taburcu ediyoruz. İmplant takıldıktan sonra normal hayatına dönüyor. Tabii pansumanlar klasik biliyorsunuz, onlar illaki olur kesi yerlerinde. Bunlar iyileştikten sonra ortalama bir ay içerisinde dış parça takılıp ilk programlama yapılır. Ve daha sonraki dönemlerde aylar, belli periyotlarda tekrarlayan programlamalar yapılır dış parça cihaza. Çünkü dış parça esas işlemcinin büyük kısmı dış parçada. Bu programlamaların amacı da optimizasyonu sağlamak. Üretilen sesin alınıp verilmesinde o dönüşümdeki elektrik akımlarını düzenlemek işin doğrusu. Bu süreçte hastanın bir adaptasyonu da tabii gerçekleşiyor. Adaptasyon bebeklerde daha kolay, yaşla daha zor hale geliyor. Yaşlılar biraz daha zor adapte oluyor. Bebekler birkaç ay içinde adapte olurken yeni duyma sistemine, ileri yaştakiler en az 6 ay, 1 yılda ancak adapte olabiliyorlar. Çünkü beynin o plastisitesi denen olay yaşla birlikte azaldığı için adaptasyon zayıflıyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir konudan bahsettiniz. Hakikaten ülkemizde de hani bahsettiğiniz rakamlarda çok ciddi anlamda duyma problemi olan hasta var. Ve bu işle ilgilenen de çok hekim yok diye düşünüyorum. Yani sizler gibi çok değerli hekimler, özellikle kulakla uğraşan çünkü çok fazla yok diye biliyorum yani.
Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Ahmet Yıldırım Bayazıt idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.